Bugün denizin ortasında 20 bin lira ödüllü bir balık tutma yarışması yapacağız. Hadi başlayalım. Let's go, büyük bir balık. İşte bu. Oha, çok büyük tutuyor oğlum. Şu an sabote var. Filmleden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da sulu sulu ve doğayla iç içe bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan balık tutma serisinin yeni videosunu çekmek için bugün denizin ortasındayım. Savaş Dursun'la, yani balık günlüklerinden Savaş abiyle beraberim. Nasılsın abi, hoş geldin hoş kanalıma. Hoş geldin, sağ olasın teklifimize. Bugün çok çılgın bir konseptimiz var arkadaşlar. Yepyeni bir konseptle beraber karşınızdayız. Denizin ortasında 20 bin lira ödüllü bir balık tutma yarışması yapacağız. Bugün tek teknedeyiniz. Bir teknede ben olacağım. Bir teknede Savaş abi olacak. Denizin ortasında ikiye ayrılacağız. Aynı zamanda başlayıp aynı zamanda biten bir yarışmaya dahil olacağız. Günün sonunda kim daha değerli balıkları tutar, kim daha ağır balıkları tutarsa yarışmanın galibi o olacak ve 20 bin liralık büyük ödülü o kazanacak. Balıkların ne kadar değerli olduğunu ve kaç kilogram olduklarını belirlemek için günün sonunda balık haline gideceğiz. Balıklarımızı satmaya çalışacağız. Günün sonunda kim daha fazla para kazanırsa balıklarını satarak 20 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak. Ne düşünüyorsun abi? Vallahi seni iyi yetiştirdim. Aslında her şeyi öğretmeseydim ne düşünüyorum biraz, şu an? Biraz erken meydan okudum gibi geliyor ama burası deniz, burada belli aynen, olmaz. Burada nasip. Nasip işi. Büyük balığı alan her an her şey değişebilir denizde. Ya Allah deyip, bira bismillah deyip başlayacağız. O zaman sizi teknenize uğurluyorum Savaş Bey. Peki. Savaş abi teknesine uğurladık. Bugün bizim teknemizde, buyur abi şöyle seni öne alalım biraz. Tarık abi var. Tarık abi benim teknemin kaptanı olacak. Savaş abi zaten kendisi kaptan olduğu için kendi teknesini yönetecek. Savaş abinin teknesinde çekimini yapmak üzere Yasir Yılmaz var, alkışlarla. Ve bizim teknemizde de çekimleri yapmak üzere Huzeyfe var. Kazanacağımıza inanıyoruz. Yarışmada sporcu dediğin adam, efendime söyleyeyim, ne yapar? Kendi kendine kaza getirir. Hazırsak başlayalım o zaman. Let's go! Şimdiden geride bıraktık onları arkadaşlar. Büyük balıkları tutarak yarışmanın galibi olacağız. O 20 bin lirayı diğer takıma bırakmayacağız. Gördüğünüz gibi formamı giydim ve takım arkadaşlarımla beraber balıkları tutmaya hazırım. Arkadaşlar şu anda burada bulunan ve demirlemiş geminin arka tarafına gidiyoruz. Sürekli balık tuttuğumuz için antrenmandayız ve balıkların ortalama olarak nerelerde olduğunu tahmin edebiliyoruz. Şimdi ilk başta burada biraz balık tutmayı deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi Savaş abiler de burayı bildiği için oraya gelmişler. Bakalım kimin nasibi bol olacak? Günün sonunda en fazla balığı kim tutacak? Abi inanıyor musun bana? İnanıyorum. Hadi başlayalım o zaman. Lan bu kavalıkları denizdeki elbiselerinin etrafına toplanmayı çok sever. Şamandır olsun, çöp akıntısı olsun, gemi olsun. O yüzden önce burada bir çiftliğin etrafında Lambuka'ya bakacağız. Yazılı Orfinos oynağı görürsek onları kovalayacağız. Daha sonra da derin meralara asıl yarışmayı kazandıracak olan kuzuya bakacağız. Ne gemisi bu Savaş abi? Akaryakıt gemisi. Bu. Akaryakıt gemisi mi? Ey maşallah. Hadi rast gelsin abi. İnş kazanırız. Abi kazanırsak ödülü beraber yiyelim be. Yiyelim, çatır çatır yiyelim. Helal be. Kaçta tatil yapalım? Şimdi sırtı çekeceğiz arkadaşlar burada. Oltamızın ucundaki minik o sahte balık sanki böyle yaralanmış küçük bir balıkmış edasıyla suyun içinde böyle kıvırıla kıvırıla gidiyor. Onunla beraber diğer balıkları kandırmaya çalışacağız. Şöyle arkaya doğru geçin, sırtı çekeceğiz. Gel abi. Abdüler de şurada hemen. Bizim taktiğimizi söyledin abi, onlar da dibimizden ayrılmıyor. As. Türüyü kaçırmadan içinden ne kadar hızlı, ne kadar seri çalışabilirsek o kadar iyi. Bak arkamızdan geliyorlar abi ya. Bak, arkamızdan geliyorlar. İnşallah nasibimiz bol olur. Bugün bol bol balıklar yakalarız. Daha öncesinde tuttuğumuz balıklardan birisi olan Lambuka'yı arıyoruz şu anda. Dolphin fish diye de biliniyor. Bu balık arkadaşlar oltaya takıldığı zaman taklalar atıyor, şov yapıyor. Ve rengarenk, böyle neon renklere sahip bir balık. Hem görsel olarak çok güzel bir balık, hem de ondan bir tane yakaladığınız zaman sürü halinde yakalayabilirsiniz. Haydi bakalım! Gel yavrum, gel 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 gel! Bir dakika abi, dur 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 dur! Gel bakalım, gel 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 yavrum! Duruyor! Kal abi burada, kal! Hadi be! Galiba! Burada dur abi sen, biz yerimizi bulduk. Boş ver, onlar gitsin. Ulan be, onu alsaydık var ya, başlangıcımız süper olur biliyor musun? Öyle bir vurdu ki, arkadaşlar balıkçılık böyledir işte. Kaçan balık her zaman büyük olur. Ama biz en büyüklerini yakalamaya çalışacağız.
Bizimkiler alıyor mu orada? Abi biz de sırt çekelim. Devam. Ya bunu kaybetmek istemiyorum oğlum. Çok büyük lan ödül. Ödül çok büyük oğlum. Bizimkiler almaya başladı oğlum ya. Huzeyfe kurban olayım, bir şey yap. Hadi yakaladık, yakaladık. Hadi bakalım. Evet Lambuka yaşasın. Harbi mi abi? Yaşasın Lambuka. Aha gördüm balığı gördüm arkadaşlar. Wow, let's go. Lambuka'yı yakaladık şu anda. Sakin olalım. Sakin ol. Güzel moral oldu değil mi bize? Aynen, inanılmaz. Kaç gram var abi? Yarım kiloya yakın. Abi. Sence kaç para eder? Kilosu 40 lira falan etse. 20 liralık bir balık tuttuk. Evet. Galiba bunda da var. Evet be. Abi bunları tuttuğumuzu sakın söylemeyelim. Geldiler, ben gördüm bak. Balığı aldığımız yer orası hemen. Hey! Bu balık burada. Hoppa! Let's go! Büyük bir balık. Evet. Ay maşallah. Derya kuzusu be. Hemen o tarafa gitmemiz lazım. Aynı anda iki tane almışız oradan geçerken. Sürünün olduğu yere gidiyorum. Hadi abi. İki. Onlar da yakalıyor. Sesleri duyuyoruz. Sesleri duyuyoruz ya buradan. Ulan ne güzel gelmişti ya. Of. Vallahi alıyorlar. Abi gidelim, onların şeyini bozalım gerekirse. Bak. Aha. Hadi yavrum dur abi, dur. Yeee! Gördün mü? Gel bakalım babaya, gel. İşte bu! Bak. Al abi. Bak. Yeah! İşte bu! Çek! Arkadaşlar ayırdım, balığa bak. Bir tane mi yakaladınız? Ha, biz daha yakalayamadık. Neyse biz de tutalım değil mi abi? Sizden öğrendiğimizle şuraya bir gelelim hemen. Aa iyi. Bir tane mi yakaladınız deyince dedim şov yaptılar herhalde. Bak arkadaşlar, tamamıyla sabote etmeye çalışıyorlar. Bakın biz balık yakaladık diye yanımızdan dalga yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk balığımızı yakaladık. Büyük böyle ya. Güzel ve büyük bir lambuka. Rengarenk. Her zaman renklerine hayran olduğum ve işte suda yakaladığınız zaman taklalar atan bir balık. Varan bir abi. Bunu livarımıza bırakıyoruz. Abi bizim yerimizde balık çalıyorlar bizden ya. Hop ona bizim yerimiz he. Kanka orada balık var. Abi oraya gidelim. Bak yakaladı. Ya resmen bizden alıyorsunuz acı. Seyret şimdi kanka. Hadi bakalım. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Sıkım koptu. Eyvah. Nasip işte bak, görüyor musun? Yedek oltaya geçiyorum ama diğer olta daha iyiydi. Tamir etme şansımız var mı abi? Yaparız ama biraz vaktimizi alır. Hazır burada balık varken tutmamız lazım. Neyse bununla da idare ederim. Hop yakaladık kanka. Harbi mi? Abi inanılmaz bir insan bu adam ya, bakın. Arkadaşlar tişörtünde de bir lambuka resmi var. Daha yeni tuttuğumuz balığın bir resmi var. Gülüyor bak. Oha. Arkadaşlar ben görüyorum ama bilmiyorum, kamera gösterir mi? Bak diyor ki bizim yerimize gittiler diyor. İlk biz tuttuk lan. Arkadaşlar denizin altında balığı görüyor musunuz? Kaçırdım ben. Yok çok saçma da. Kocaman. İnanılmaz büyük. Oha. Çok büyük tuttu lan oğlum. Abi tuttu. Az önce kalamayı nasıl aldı gördün mü? Hadi be hadi. Oo. Hadi. Oha. Burada full sürü var. Hadi yavrum be. Savaş abi de yakalıyor zaten, Savaş abi. Çok büyük oğlum. Hadi attı be. Hadi. Devam. Abi şunların tekneye arkadan bir tane vuralım mı ya? Vuralım. Ya arkadaşlar burada biz bulduk ilk balığı. Niye geliyorsunuz ya? Koskoca denizde yer bulamadınız mı? Oğlum siz onu yakalayana kadar biz iki tane yakaladık. Yalan söyleme. Moralimizi bozma. Resmen balıklarımızı kaçırdınız ya. Abi çok büyük sürü var. Bir tanesini keşke suda tutsaydık ya. Arkadaşlar inanılmaz bir kapışma var şu anda. Abdü de yakalıyor. Savaş abi de yakalıyor. Zaten Savaş abi balıklara fısıldayan adam. Abdü gibi çekiyor. Abi sen hızlıca çek. Bu ne? Dördüncü lambukamız, Abdü'nün haberi yok. Eyvah, olta dolandı kanka. Harbi mi? Abi böyle şanssızlıklar olacak. Dört tane yakaladık yani. 5 dakikada 4 balık mı yakaladık, öyle bir şey değil mi? Aynen, inanılmaz. Sırtı çekmeye devam arkadaşlar. Buradan alacağımızı aldık sanırım. Hadi bakalım. Biz de tam sırtı çekiyorduk değil mi abi? Abi yemin ederim bizden duyduklarıyla balık yakalıyorlar ya. Resmen arkadaşlar inanılmaz bir şekilde. Şu an sabote var. İlk başta biz tuttuk burada, gördünüz. Siz şahitsiniz. Ardından
Hemen balık tuttuğumuz yere gelip böyle balıklar tutmaya başladılar. Resmen benim tutacağım. Yani onlar bana yazılması lazım. Ya. Abi net burada sürüyle balık gördüm ben. Vallahi billahi gözümle gördüm. Gerçekten bilemeyeceğim ve gerçekten bunu özümseyemeyeceğim ve artık bunu kabullenemem. Ortada 20 bin liralık bir ödül var ve bunu gerçekten kabullenemem yani. Ama yeter artık ama yani. Ha bak yakaladı yakaladı. Böyle abi. Yakaladık mı? Hoppa! Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekneyle etrafında dolaşırken... Aha Abdü de yakaladı. Abdü de mi yakaladı? Kaçırdı mı? Orada da bir şeyler yaşanıyor. Çok heyecan verici bir yarışma oluyor. Neyse kanka rakibimizi yakalasın biraz ha. Değil mi abi ya? Aynen. Kıyamam. O da benim küçük kardeşim abi. Yakalasın azıcık. Oy oy oy. Arkadaşlar maşallah maşallah 5. Bu da mı Lambuka? Bu da Lambuka. 5. Lambuka. 3 kiloluk bir Lambuka yakaladık. Yani kilosu 40 lira mıydı? Aynen. Yani 120 lira. 120 lira balık tuttuk. Zengin olduk. Abi biz bu işin başlasak YouTube'u bırakıp ya. Bu iş her zaman nasip işidir. Emek işidir. Sabır işidir. Ama Deniz eğer hakkıyla yaparsan işini hakkını verirsen. Gel babaya, babaya gel babaya babaya babaya. Aa kaçtı. Vallahi kaçtı. Devam et abi, devam et, devam et, devam et. Vallahi kaçtı. Sen daha aldılar ya. Hayır ben inanamıyorum. Şu adam çok şanslı. Tamam hocam ama bu kadar da şans efendime söyleyeyim bu fazla ama yani. Bize söylemediği püf noktaları olduğunu düşünüyorum ben. Vallahi koparmış bak. Olaya bak. Ne kadar büyükse ucundakini koparmış abi. Savaş abi. Bizim ciki koparmış. Bak abi ucundaki sahte balığı koparmış. Bak. Savaş abi. Arkadaşlar az önce o kadar büyük bir balık geldi ki oltanın ucunu kopartıp götürdü. Şu anda oltamızı tekrardan tamir ediyoruz. Tarık abi sağ olsun tamir etti. Ve oltamızı tekrardan suya salıp yarışmaya devam ediyoruz. Abi sırtı çekelim devam. Hadi bakalım bismillah. Vallahi bugün bahtımız açık. Balığı buluyoruz. 2 defa büyük balık kaçırdık. 1 tane aldık. Bizimkiler kaç tane aldı bilmiyorum ama Savaş abi kaçırmaz yani öyle söyleyeyim. Ama burada da yetiştirdiği gepegenç bir öğrenci var efendime söyleyeyim. Burada da efendime söyleyeyim ben varım efendime söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada balık tutarken size şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz YouTube artık paralı oldu. Yakında komple paralı olabilir. Siz bizim kanalımız hala ücretsizken abone olmayı unutmayın. Ben bunu aylar önce size söyledim. Arkadaşlar yakında paralı olacak diye. Birçoğunuz inanmadınız. Bakın gelmeye başladı. Ücretsizken kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam. Hadi yavrum vuruver be. Vuruver alıver be. Rengarenk balıklardan şov 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 yapıver be. Kaçan balık büyük olur her zaman. Bakın az önce bir tane balık kaçırdık. Oltamızı kopardı. Onlar da sırtı çekiyorlar. Resmen bulduğumuz yerde geziyorlar ya. Farklı bir noktada balık aramaya devam ediyoruz. Hem suçlular hem güçlüler lan. Rastgele. Denizde kavga olmaz, rastgele. Şimdi arkadaşlar biz şu ileride balık çiftliğinin oraya gidiyoruz. Orada büyük bir balık çiftliği var. Sürekli yemleme yaptıkları için deniz balıkları da o balık çiftliğinin etrafında geziniyorlar. Orada balığı bulacağımızı düşünüyorum. Tam gaz oraya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi az önce geminin yanındaydık. Yeni meramızda onlardan uzaktayız ve nasibimizi burada arıyoruz. Onlar gelmeden şöyle bir 10 tane falan alsak herhalde onları geçeriz diye tahmin ediyorum. Şimdi Savaş abi çoktan almıştır birkaç tane. Biz 2 tane büyük kaçırdık, 1 tane aldık. Bir tanesi de oltamızı kopardı. Yeniden oltamızı bağladık. Bakalım. Evet arkadaşlar çiftliklere yaklaştık. Çok yanaşmayacağız çiftliklere. Yasak. Şuradaki gördüğünüz sarı şamandıranın dışı legal bölge. İçi bizim değil. Oraya girmeyeceğiz o yüzden. Şurada Abdüler'in tekne de şu ileride galiba abi görüyorum. Aynen. Bak buraya geldik buraya geliyorlar. Bu kadar da mızıkçılık olmaz ya. Ben bu kadar mızıklasam efendim söyleyeyim. Herkes mızıkçı der bize. Hadi sen de geleceksen gel artık ama abi artık. Arkadaşlar balıkçı sarılış. Abi bir saattir uğraşıyoruz. Dibimize gelip yerimizde balık tutuyorlar. Bu kadar da olmaz yani. Harbiden adam ne geliyorsunuz abi? Ulan ne geldiniz yine dibi burnumuzun dibine? Aha geldi aldı 2 tane. Bir oltada 2 balık. Nasıl ya? Bak. Bir şıkta 2 balık kanka. Kaçmadan bir şey. Abi dünyanın en şanslı insanı falan mısın? Oha bir oltada 2 balık ama yavru abi ya. Bunlar çok küçük kuzular. Bunları incitmeden geri salıyoruz. Abi incitmeden sağlıyoruz dediğin Mars'a gönderdim. Şu güzelliğe bakar mısın? Kuzu balığının yavrusu arkadaşlar. Yani bu büyük büyük yüzlerce kiloya ulaşan bir balık ama yavru kıyamadık. O yüzden geri bıraktık. Abdüler de iyice yanaştı bize doğru. Hızlı. Ah aldı galiba. Hadi gel. Bu ne? Oo. Değişik bir şey aldım ben. Küçük bir kuzu. Çok küçük daha büyüyecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece tuttuğumuz büyük balıkları alıyoruz. Küçük balıkları salıyoruz abi.
Al abi. Aha, Amuka geldi. Oha oha. Amuka geldi vallahi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Dikişe bak. Abi arkasındaki sürüyor. Gördün mü? Of maşallah be. Aklını mı yakaladı? Hay maşallah. Abi bu kaç kilo? İnanılmaz. Maşallah. Hemen. Diyorum devam. Seri olmamız lazım. Oy! Hadi yavrum benim gel. Gel. Savaşalım. Oha! Vallahi çekemiyorum. Oy! Hadi yavrum gel. Oo! Nerede? Kaçıyor. Oha altımı sürü dolu. Abi sen onu suda tut sakın çıkartma. Ana! Koptu ya. Arkadaşlar şimdi lambuka değil mi? Evet lambuka balığı. Arkadaşlar lambukamızı yakaladık. İlk çıkardığımızda gördüğünüz gibi gümüş renkteydi. Ama bekledikçe şimdi yeşerecek. Şimdi sonra altın sarısı olacak bak geliyor renk. İnanılmaz güzel bir balık. Bu arada bu denizlerin en harami balığıdır. Her şeyi yer. Karetta karetta yavruları dahil hareket eden uçan balıklar her şeyi yer. Ve büyümesi ve üreme hızı da çok şeydir. Muazzam hızlıdır. O yüzden tüketim için de gayet uygun bir balıktır. Oltayla yakaladığımız balığın ekosisteme hiçbir zararı olmuyor. Sarılaştı. Şimdi daha da sarılaşacak. Çok güzelsin sen ya. Bilmiyorum çünkü altımızda sürü var. Aldık bir tane daha. Bir tanesi kaçtı. Abi iki tane büyük büyük üç tane hatta büyük büyük balık kaçtı. Ama bu çok büyük boy olarak. Şöyle göstereyim. Güzel rengarenk bir lambuka. Şu şekilde. Yakaladığımız ikinci balık. Bunu hemen şöyle teknenin altına salıyorum. Böyle devam ediyorum abi. Gel bakalım. Abi şu bu sefer kaçırmayalım bunu ya. Gel. Babaya gel. Siz buraya gelin. Ne bu ya? Yine küçükmüş. Abdü durup büyük balık çekmesin abi. Olabilir. Oo. Abi harika. Helal lan Abdü. Oy! İşte bu. Oy büyük. Aa, çok büyük. Yemin ederim çok büyük. Abi bir şey söyleyeyim mi? Savaş abi şuna bak. Hala göremedim çok uzaktan. Gördüm. Oha! Yambuklu ama bayağı büyük. Bak. Al abi. Şov yapıyoruz şov. Biz de aldık mı abi? Aldık. Kanka farkında değil. Yok ki. Farkında değil biz onlarca çektik. Of geldi. Evet arkadaşlar tuttuğumuz şöyle göstereyim. Tuttuğumuz 3. balık, 3. lambuka ama belki de 10. kaçırdığımız balık. 3. Devam ediyoruz abi. Devam ediyoruz. Kazanacağız. İnanıyorum kazanacağız. Savaş abi aldım bir tane daha ben. Ulan kime nasip olur hocasıyla kapışmak be? Oy! Babaya gel. Bak. Görüyorum abi. Oha! Arkadaşlar şu anda balığı bulduk. Hızlı bir şekilde çekiyorum. Biliyorum ki... Oy! Atar atmaz aldım. Şov yapıyorum şu an. Ne bu? Yavru. Yavru kuzu. Savaş abi küçük balıkları salıyorum abi ben. Onlar ileride sana büyük balık olarak geri dönecek. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Kolay gelsin iyi çalışıyorsunuz ha. Eyvallah. Şunlara tuttuğu balıklara bir bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi centilmen bir şekilde. Rakibim ve hocam Savaş abi tebrik etmeye geldim. Nasıl geçti adam? Ben de seni tebrik ederim. Gayet güzel. Yolunda mı her şey? Oha diyorum sayın seyirciler. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Daha benimkileri görmediniz. Balık haline giderim. Orada kapışacağız. Şimdi artık geldik zurnanın zırt dediği yere. Finale. Savaş abiler orada. Gidiyorlar. Biz de arkadan balık haline doğru gidiyoruz. Az önce baktım saymadım ama livarları bayağı dolu. Bayağı tutmuşlar. Ama biz de az tutmadık. Biz de bayağı tuttuk. Bakalım günün sonunda yarışmanın galibi ve 20 bin liralık büyük ödülün sahibi kim olacak? Limana doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar yarışmamızın finaline geldik. Balıklarımız şu an kovanın içerisinde. Savaş abiler de teknelerini kıyıya yanaştırdılar. Şimdi o tarafa doğru gidip balıklarımızı tartacağız. Ve kazananın kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Let's go gel abi.
Küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Bana gerçekten balık tutmayı öğrettiğin için çok teşekkür ederim çünkü kendi kendine balık yakalayabilmek inanılmaz güzel bir haz. Seni orada görürken atıyorsun, yapıştırıyorsun, çekiyorsun. Harbi mi? Kepçeyle ittiğinde inanılmaz gurur duydum. Harikasın. O zaman şimdi bakalım boynuz kulağa geçti mi? Hadi atalım. Balıkların hepsi bugün lambuka denk geldi. Biz daha farklı bir balığa da denedik. Evet. Biz kuzuya da denedik ama denk gelmedi şansımıza, talihimize. Evet. Şimdi şurada Savaş abininkiler var. Şurada da benim balıklar var. Hani boyları da fena değil. Şöyle balığımızı gösterelim. Lambuka cinsi gördüğünüz gibi. Yerliler buna mahi mahi balığı da diyorlar. Aynen. Literatürdeki ismi de dolphin fish. Çünkü oltaya yakalandığı zaman suyun üzerinde taklalar atarak çıkıyorlar. O zaman senden öğrendim abi. Söyleyeyim. Söyle. Cornipiara hippurus latincesi de. Hadi bismillah tartıyoruz. Bir. İki. Bu benimki. Üç. Kilo oldu. Dört. Beş. Bak boyu görüyor musun abi? Harika. Altı. Yedi. İyi tutmuşsunuz ha. Bir şey söyleyeyim mi? Yedi tane mi? Aynen. Yedi. Bir dünyada kaçırdım. 2 kilo 222 gram. 2 kilo 220 gram. Aynen. Şöyle söylemek istiyorum. 2 kere oltamızı kopartacak büyüklükte denk geldi. Bir de bir sürü böyle küçük balık denk geldi. Küçük aynen. Kuzular şöyle şöyle. Onların hepsini suya onları bıraktık. Onları işte birkaç ay sonra dev olarak tutacağız abi. Tutacağız inşallah. Hadi bakalım. Bunu tomamıza koyuyorum. Ya. Getir abi. 7 tane. Yeriz bunları kanka. Şimdi aynen öyle. 7 tane bende var. Savaş abininkilerin boyu büyükmüş. Bak şöyle göstereyim. Efsane. Ama boy işte nasip işte. 2. Abi bizim ne kadar büyük geldiyse oltayı koparttık. 2 tane. 3 kilo geldi. 4. Şimdi de yenildik lan. Gidiyor paralar, gidiyor paralar. Çok büyüğüne girdi. Valla biraz yarı yarıya düşünelim iddiayı. Kaç oldu? 8, 9. Savaş abi dedi 9 tane var. 3 kilo 240 gram. Yani 1 kilo farklı. Abi tebrik ederim. Yani teşekkür ederim. Yeni başlıyor olmana rağmen inanılmazsın. Abi çok teşekkür ederim ya. Şu balığın güzelliğine bir bakar mısınız? Renklere bak. Şimdi odaklanabileceğim tek şey artık balığın güzelliği çünkü para gitti. Arkadaşlar çok güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Abi bana balık tutmayı öğrettiğin için teşekkür ederim. Ben de seni izlerken yan tekneden çok eğlendim. Eyvallah. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve hala YouTube'da bizim kanallarımız ücretsizken abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz YouTube artık paralı oldu. Bizim kanallarımız hala ücretsiz. Şu balığın üzerinden kanallarımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.